Bir tohuma baksak göreceğiz ki bir tohum hem çiçeğiyle hem neviyle hem de kainatla alakadardır. Çiçeğiyle alakadardır zira o çiçeğin bütün programı onda saklıdır. Neviyle alakadardır şöyle ki değişik zamanlarda ekilen aynı tür çiçekler dikilmelerindeki zaman farkına rağmen aynı gün çiçek açarlar. Neden mi? Çünkü ancak bu şekilde üremeleri mümkündür. Arıların ve böceklerin kanatlarına yapışan polen tozlarının aynı türün başka ferdine taşınmasıyla aşılanma olur. Eğer aynı gün çiçek açmamış olsaydı, nesilleri çoktan tükenirdi. Mevcudat ile münasebetine gelince, her bir bitki ve çiçek, Atmosferdeki oksijen ve karbondioksit dengesini ayarlayacak şekilde hesap uzmanı gibi çalışmaktadır. Bütün ömür boyu oksijen üreterek o dengeyi sağlarlar. Ömür boyu karbondioksit emen o çiçekler ölürken de oksijen vererek ölürler. Eğer atmosferdeki karbondioksit gazı çoğalırsa bu sefer de bütün bitkiler solunumlarını hızlandırırlar. Şimdi soralım. 1 bir tohumun her şeyle münasebeti vardır. Acaba bu irtibatları kim kurmuştur? 2. Çiçekler farklı günlerde ekilse dahi aşılanmak için aynı gün çiçek açıyorlar. Acaba çiçekler nasıl haberleşiyor? Tohumdan çıkma gününü nasıl kararlaştırıyorlar? Sonra ekilen tohum nasıl büyümesini hızlandırarak kendini o güne yetiştiriyor? 3. Çiçekler ve ağaçlar atmosferdeki oksijen ve karbondioksit dengesini sağlamak için hummalı bir şekilde çalışırlar. Acaba şuursuz olan bu bitkiler bir kimya mühendisi gibi nasıl çalışıyorlar? Hangi aletlerle ölçüm yapıyorlar? Hayatın devamı onlar için niçin bu kadar önemli? Şimdi diğer varlıkları bu misellere kıyas edin ve o varlıkların alemdeki diğer eşyalarla olan irtibatlarını ve umumi nizamı muhafaza için nasıl çalıştıklarını düşünün. Daha sonra da şu sorunun cevabını verin. Her bir eşyanın diğer mevcutlarla münasebetleri ve onlara karşı vazifeleri vardır. Ayrıca her bir mahluk umumi nizamın muhafazası için de çalışmaktadır. Acaba hiç mümkün müdür ki bu münasebetleri bu cansız ve şuursuz varlıklar kendi kendilerine kurmuş olsun ve yine kendi başlarına alemdeki bu nizamın devamı için birer vazife üstlensin? Aklını kaybetmeyen birisi bu şıkkı hiç kabul edebilir mi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وبعدد حروف القرآن وأسرارها يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب Nestağfirullahel azim el kerim el lezi la ilahe illahü, el hayyul Kayyûm ve netubu ileyhi subhanem. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Bugün çok kıymetli İsm-i Azam mertebesini taşıyan Rabbimizin bir ismini burada inşallah hep beraber anlamaya gayret edeceğiz. Malum Hazreti Ali'nin Ferdun Hayyun Kayyumun Hakemun Addun Kuddus diye altı ismi İsmi Azam kabul ettiği ve İsmi Azam'ın her birisi altı nurundan bir nuru olduğunu e, okumuşsunuzdur. E, ben de oradan bir başlangıç yaparak inşallah 30. Lem'anın birinci nüktesi olan Kuddus ismini birlikte okuyacağız ve hep beraber inşallah zerratımızla beraber istifade etmeye çalışacağız. 30. lema. 31. mektubun 30. leması ve eski şerap hapishanesinin bir meyvesi altı nüktedir. Girişte çok benim dikkatimi çeken, özellikle öteden beri okuduğumda her zaman böyle beni heyecanlandıran bir açıklama var burada. Malumunuz bu tür dersler yazıldığı zaman tefekkürü bir ortamda e, gayet rahat, gayet münasip, gayet böyle e, doğal bir ortamda olması e, düşünülür. Fakat gel görelim ki bakın bu eser nerede yazılmış, bu risale nerede telif edilmiş. Denizli Medrese Yusufiyesi'nin bir ders azamı meyve risalesi olduğu. Meyve risalesi Denizli Medrese Yusufiyesi'nde telif edilmiş ve Afyon Medrese Yusufiyesi'nin kıymetdar bir dersi ekmeli El Hüccetü Zehra olması gibi Eskişehir Medrese Yusufiyesi'nin gayet kuvvetli bir ders azamı da tabi burada Medrese Yusufiye denince e, anlıyoruz. Hz. Yusuf Aleyhisselam zindanı medrese kabul ettiği gibi e, Üstad Hazretleri de e, girmiş olduğu hapisleri, zindanları birer medrese kabul ediyor. Murat abi birer medrese kabul ediyor. Onun için eski şehir medresesi Yusufiyesi diyor. Medrese Yusufi olarak hapishaneye hayalen bir girin. Üste tel örgüler, etrafta kalın beton blokları veya taş duvarlar ve e, soğuk bir hava. Böyle insana çok sıcak gelen bir ortam yok. Böyle bir ortamda gel görelim ki Eskişehir Medrese Yusufiyesinin yani Eskişehir Hapishanesini medrese olarak kabul edip orada gayet kuvvetli bir ders azamı da ismi azamı taşıyan altı ismin altı nüktesini beyan eden bu 30. lemadır. İsmi Azam'dan hayy Kayyum'a dair parçada peklerin ve geniş meseleleri herkes birden bilemez ve zevk etmez fakat hissesizde kalmaz. İnşallah bizler de e, hisselerimizden kapacağız. Birinci nükte. İsmi Kuddüs'ün bir nüktesine dairdir. Bu Kuddüs nüktesi 30. sözün zeylinin zeyli olması münasiptir. Bismillahirrahmanirrahim. Vel erda fereşnâhâ fe Ayetinin bir nüktesi ve bir ism-i azam veyahut ism azamın altı nurundan bir nuru olan Kuddus isminin bir cilvesi Şaban-ı Şerif'in ahirinde Eskişehir hapishanesinde bana göründü. Hem mevcudiyet-i ilahiyeyi kemal-i zuhurla hem vahdet-i Rabbaniye'yi kemali vuzuhla gösterdi. Şöyle ki gördüm. Bu kainat ve bu küre-i arz daim işler bir büyük fabrika ve her vakit dolar boşalır bir han, bir misafirhanedir. Halbuki böyle işlek fabrikalar, hanlar ve misafirhaneler müzahrefatla, enkazlarla, süprüntülerle çok kirleniyorlar bulaşık oluyorlar ve ufunetli maddeler her tarafında teraküm ediyorlar, birikiyorlar. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa ve tanzif edilmezse ve süpürülüp temizlenmezse içinde durulmaz, insan onda boğulur. Halbuki bu fabrika kainat ve misafirhaneyi arz o derece pak, temiz ve naziftir ve o kadar kirsiz ve bulaşıksız ve ufunetsizdir ki bir lüzumsuz şey ve bir menfaatsiz madde ve tesadüfi bir kir bulunmaz. Zahiri bulunsa da çabuk bir istihale makinesine atılır, temizlenir. Derse başlamadan önce Kuddüs ismi hakkında böyle kısaca hatırlamak, hatırlatmak isterdim. Şöyle Kuddus ismi Cenab-ı Hakk'ın her çeşit noksanlıktan, her çeşit leke'den, her çeşit eksiklikten münezzeh ve uzak olduğunu, pak ve temiz olduğunu ifade eden bir mana. Cenab-ı Hak temizdir ve temizleyicidir. Evet, Allah her şeyi temiz yaratmış ve kirlenenen kirlenenleri de temizliyor ayrıca. İşte biz burada Cenab-ı Hakk'ın Kuddüs ismini kainatta nasıl tecelli ettiğini yani Kuddüs ismi kainatı nasıl temizliyor, insanları, mahlukatı nasıl temizliyor inşallah onu hep beraber anlamaya çalışacağız. Malumunuz hapishanede yazıldığı için hapishanede İnsanın gözü kainatı ne kadar görebilir? Fakat burada e, demek ki hapishane sadece bir mekan, bir kürsü olmuş. E, ve oradan kainatı seyir ve temaşa ederek kudüs isminin cilvelerini okumuş Bediüzzaman Hazretleri. Ve biz de o okumalardan istifade ederek kudüs ismini anlamaya çalışacağız. Ramazan-ı Şerif girmeden Şaban-ı Şerif'in ahirinde diyor. Eskişehir hapishanesinde bana göründü. Göründüyse demek ki gösteren var. Onun için İşaratül İcaz'da çok kısa bir bölüm var ama çok ilgili. O bölümü şahsen burada okuyup irtibat kurmak isterim. Eee çünkü mevzu ile çok yakından alakalı. Evet. Tevafuk açar orası <laughs> çıktı. Hamdin en meşhur manasını ifade ediyor burada da. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha'nın ilk Besmeleden sonraki ayetinde Hamd kelimesi üzerinde dururken Elhamdülillah'ın Bu makamda zikri Hilkatin gayesini tasavvur etmeye işarettir Baş tarafta Şöyle bir sual var وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ayet-i kerimesinin sırrınca Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ferman-ı Celil'ince kainatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye ibadettir. Hamd ise ibadetin icmali bir sureti ve küçük bir nüshasıdır. Hamd ise ibadetin icmali bir sureti yani özet bir sureti ve küçük bir nüshasıdır. Elhamdülillah'ın bu makamda zikri, hilkatin gayesini tasavvur etmeye işarettir. Yani Cenab-ı Hak insanları ve cinleri kendisine kulluk etsinler diye yarattığını ifade etti. Burada hamdin zikredilmesi hilkatin gayesini tasavvur etmeye işarettir. Hilkatin gayesi neydi? İbadet. E, hamd ise ibadetin bir özeti. Küçük özeti ve e, tas, e, özetiyle beraber hamdin şükrü örfi denen kısmını açacak. Orayla irtibatlandıracağız. Çok güzel bir mesaj var burada. Burayı hatırladığım zaman geçemiyorum. Onun için birlikte bu cümlelerden istifade edeceğiz. Evet hamdin en meşhur manası sıfatı kemaliyi izhar etmektir. Şöyle ki Cenab-ı Hak'ın sıfatlarını izhar etmektir göstermektir. Nasıl gösteriyor? Burada da diyor ya bana göründü. Nasıl göründü Burada nasıl e, gösterildi gösterdi onu şu cümlelerle inşallah e, okuyalım. en meşhurm nasıl sıfatı Kemali izhar etmektir. Şöyle ki Cenab-ı Hak, İnsanı kainata cami bir nüsha, bütün kainatın özeti durumunda, bütün kainatın özelliklerini ihtiva eder bir durumda ve 18 bin alemi havi şu büyük alemin kitabına bir fihrist olarak yaratmıştır. Şu büyük kainat kitabının fihristesi, musaggar bir misali insan olarak yaratmıştır. Ve Esma-i Hüsna'dan her birisinin tecelligahı olan her bir alemden her bir ismin tecelli ettiği bir alem var. Her birisinin tecelligahı olan her bir alemden bir örnek, bir numune insanın cevherinde vediâ bırakılmıştır. İnsanın ruh cevherinde şifrelenmiş vediâ emanet olarak bırakılmıştır. Yani Esma-i Hüsna'dan her birisinin tecelligahı olan her bir alemden bir örnek, bir örnek, bir numune insanın cevherinde, ruh cevherinde emaneten bırakılmıştır. Eğer insan maddi ve manevi her bir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle yani Allah'ın emrettiği tarzda emrettiği yere helal dairede sarf etmekle hamdin şubelerinden olan şükrü örfiyi ifa her bir azasını gözünü kulağını işitme duyusunu her bir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubelerinden olan şükrü örfiyi buna şükrü örfi diyor. Demek ki her bir uzvumuzu Allah'ın emrettiği yere harcamakla, Allah'ın emrettiği şekilde harcamakla, helal dairede harcamakla, hamdin şubelerinden olan şükrü örfiyi ifa etmiş oluyoruz. Bunun adı şükrü örfi. Ve şeriata imtisal ederse, yani bu örfi şükrü ifa edip şeriata tam mazhar olarak tam şeriatın dediği gibi hareket eder ve ona mazhar olursa insanın cevherinde vedia bırakılan o örneklerin her birisi hani insanın ruh cevherinde her bir isminden bir numune bir örnek ismin tecelli ettiği alemden bir örnek bir numune ruha yerleştirilmişti ya vedia bırakılmıştı ya işte insan vücut azalarının uzuvlarımızın her birisini aklımızı, fikrimizi, gözümüzü, kulağımızı, dilimizi bu manada şükrü örfi ile şeriata imtisal ederek helal dairede Allah'ın emri dairesinde hareket ederek yaşarsak insanın cevherinde Allah'ın vediye olarak bırakmış olduğu bırakılan o örneklerin Esma Hüsna'dan her bir örneğin her birisi örneklerin her birisi kendi alemine bir pencere olur. Demek ki o numuneler, o örnekler ruhta yerleşmiş, emanet bırakılmış, numune bırakılmış. Onlar eğer şükrü örfiye riayet edersek o örneklerin her birisi kendi alemine bir pencere olur. Yani o ismin tecelli ettiği, tecelligahı olan aleme bir pencere teşkil eder. Ve biz işte o pencere olur. işte insan da o pencereden o aleme bakar. Şimdi mesela diyelim ki fert ismi ayrı bir pencere olarak ruhta şifrelenmiş, Kuddus ismi ayrı bir pencere olarak numune bırakılmış. Şimdi biz bugün o pencereden Kudüs isminin cilvesine yani Kudüs isminin tecelli ettiği aleme yönelerek o ismin tecelliyatını okuyacağız. Cenab-ı Hak şükrü örfiye münasip bir şekilde vücut azalarımızı tasarruf etmeyi hepimize nasip etsin öncelikle. Evet insan o pencereden o aleme bakar ve o aleme tecelli eden sıfatla o alemden tezahür eden isme bir mirat bir ayna olur. O vakit insan ruhuyla cismiyle alemi şehadet ve alemi gayba bir hülasa olur. Görünen şu aleme ve görünmeyen gayb alemine insan bir hülasa bir özet olur ve her iki aleme tecelli eden insana da tecelli eder. Şu alemi şehadete ve görünmeyen alemi gayba teze tecelli eden insana da tecelli eder. İşte bu cihetle insan sıfat-ı kemale ilahiyeye hem mazhar olur hem müsir olur. Hem ona mazhar bir ayna olur hem de onu gösteren bir müsir olur. Evet nitekim Muhitin Arabi kuntukenzen mahfiyye fehalaqtu'l halqa li Hadis-i şerifin beyanında mahlukatı yarattım ki bana bir ayna olsun ve o aynede cemalimi göreyim demiştir. Evet. Değerli arkadaşlar, kıymetli kardeşler. İşte insan ismi azama layık İsmi Azam'a uygun bir şekilde tecelli ettiği, İsmi Azam'ın kendisine tecelli ettiği kıymetli bir varlık olarak Ahsen-i Takvim sırrında yaratılmış. Ve İsmi Azam'a mazhar olan insan, İsmi Azam'ın her ismin mertebeyi azamını da e, tabii ki merak eder. Ama şunu söyleyelim ki, evet insan İsmi Azam'a mazhar, Fakat insanların en mükemmeli olan Habibi Ekrem Efendimiz Bülbülü kuran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her ismin mertebe-i azamına mazhardır. Ve dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıkarken her bir ismin tecelli ettiği, azami derecede tecelli ettiği o tecelliyat mertebelerini mekan, tecelliyat, tecelligahları gezerek, görerek Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vasıl olmuştur. O kemalat ruh ile vasıl olmuştur. Evet. Şimdi ruhumuza şifrelenen Kuddus isminin numunesi ve penceresinden Kuddus isminin tecelli ettiği tecelligahı olan aleme e, Üstad Hazretleri bizi baktırıyor. Demek ki Bediüzzaman Hazretleri burada Eskişehir Hapishanesi'nde ruhuna şifrelenen o numune, o örneklerden, pencerelerden bakarak kainata bakıp bu ismin cilvesini veya bu isimlerin cilvesini okuyarak bizlere de burada arz etmiş. Şimdi onun baktığı pencereden bakarak ismi Kuddüs'ün cilvelerini temaşa ediyoruz. Bak. Şöyle ki gördüm. Bu kainat ve bu küre az. işler büyük fabrika. Büyük bir fabrika. Bir büyük fabrika. Ve her vakit dolar boşalır bir han, bir misafirhanedir. Halbuki böyle iştek fabrikalar, hanlar ve misafirhaneler müzahrefatla, enkazlarla, süprüntülerle çok kirleniyorlar bulaşık oluyorlar ve ufunetli maddeler yani koku verici maddeler her tarafında teraküm ediyorlar, birikiyorlar. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa yani bu misafirhaneyi dünyaya Cenab-ı Hak Kuddüs ismini tecelli ettirmezse ve tanzif edilmezse Kuddüs ismiyle şu kainat temizlenmezse ve süpürülüp temizlenmezse içinde durulmaz insan onda boğulur. O zaman bakıyoruz sema gökyüzü masmavi berrak. Geceleri yıldızlar ışıl ışıl parlıyor. Gündüz güneş işte güneş gibi parlıyor. Ve gündüzün güzelliği, gecenin mehtabının güzelliği, semanın berraklığı ve özellikle bahar mevsiminde kırlara çıktığımız zaman her tarafın çiçeklerle tezin olması ve her taraftan tertemiz, güzel kokuların gelmesi, berrak olması, temiz olması Kudüs isminin her an faaliyette olduğunu gösteriyor. Nitekim yaşadığımız şehirde de zaman zaman o kadar kirleniyoruz ki bir kış mevsiminde temizliğe ihtiyaç oluyor. Ve Allah kış mevsimini gönderiyor veya bahar mevsimini veya sonbahar mevsiminde yağdırdığı yağmurlarla kışın yağdırdığı karlarla yeryüzünü tertemiz ediyor. Yağan kar hem havayı temizliyor hem de toprağın üzerindeki kirleri temizliyor. Yağan yağmur hem havayı temizliyor hem de aynı zamanda yeryüzünü temizliyor. Ve yağmur yağdıktan sonra her taraf mis gibi, berrak, tertemiz bir şekilde kokuyor. Demek ki Kudüs ismi her an faaliyette. Eğer Kudüs isminin cilvesi geri çekilse şu dünya kokacak, kirden, pastan biriken kokular öyle bizi rahatsız edecek ki durulmaz insan onda boğulur. Halbuki bu fabrikayı kainat ve misafirhane arz o derece pak, temiz ve naziftir ve o kadar kirsiz ve bulaşıksız ve ufunetsizdir ki demin Kudüs isminin cilvesiyle ifade ettiğimiz gibi o kadar ufunetsizdir o kadar kirsiz o kadar bulaşıksızdır ki bir lüzumsuz şey ve bir menfaatsiz madde ve tesadüfi bir kir bulunmaz. Zahiri bulunsa da çabuk bir istihale makinesine atılır temizlenir. Diyelim ki yeryüzünde bu manada bir kir bulunsa bir hayvan ölse hayvan leşini Biraz sonra işte efendim et yiyen hayvanlarla temizlenip en küçük kırıntıları da karıncalar tarafından temizlenerek adeta istihale makinesine atılır gibi temizlenir. Aksi takdirde yeryüzü bu tür leşlerle dolsa hele hele insan bir tane leşin yanından geçtiği zaman burnunu tutuyor. E o zaman ne olacak dünyanın hali bütün hayvanlar böyle ölse de birikse de ve koku verse bu dünya gerçekten çekilmez ve durulmaz bir mekan olur. Eğer biz şu anda yaşıyorsak Kuddus ismine borçluyuz. Demek bu fabrikaya bakan zat çok iyi bakıyor. Evet, Kuddus, Kuddus olan Hazreti Allah temiz, her türlü noksanlıktan uzak olan Cenab-ı Hak çok iyi bakıyor. Bu fabrikanın öyle tanzifçi bir sahibi, öyle temizleyici bir sahibi var ki, yani Kudüs ismine sahip bir Allah'ı var ki, o koca fabrikayı ve o büyük sarayı küçük bir oda gibi süpürtür, temizler, tanzim ve tanzif eder. Evet, esen rüzgarla temizler. Yağan yağmurla temizler yağan karla temizler, soğuğuyla burudetiyle temizler, tanzif eder. Ve o pek büyük fabrikanın büyüklüğü nispetinde müzahrefatı onda biriken kirleri ve enkazından kalma kirli maddeleri, süprüntüleri bulunmuyor. Kudüs isminin cilvesiyle, temizlemesiyle. Belki büyüklüğü nispetinde temizliğine ve nezafetine Dikkat ediliyor. Gerçekten büyüklüğü nispetinde, kainatın büyüklüğü nispetinde, dünyanın büyüklüğü nispetinde kış mevsimi, sonbahar mevsimi esen rüzgarlarıyla, yağın karlarıyla, yağmurlarıyla dünyanın genişliği nispetinde muhteşem bir temizlik yapıyor. İşte bu temizliğin adı Kuddus isminin cilvesi. Bir insan bir ayda yıkanmazsa ve küçük odasını süpürmezse çok kirlenir, pislenir. Demek bu sarayı alemdeki paklık, safilik, nuranilik, temizlik, mütemadiyen hikmetli bir tanziften, bir dikkatli tatirden ileri geliyor. Ve eğer o daimi tatir ve süpürmek ve dikkat ile bakmak olmasaydı, bir senede bütün hayvanların yüz bin milletleri arzın yüzünde boğulacaklardı bütün hayvanların yüz bin milletleri. Evet, dört bin çeşit nebatat ve hayvanattan bahsediyor. Başka yerlerde bu ifade geçiyor. O zaman 100.000 hayvanların yüz 100 bin milletleri arzın yüzünde eğer onların kirleri, pastları, leşleri kalsaydı ne olacaktı? Arzın yüzünde yüz bin milletleri arzın yüzünde boğulacaklardı. Ve semavatın fezasında tahribe ve mevte mazhar olan kürelerin ve peyklerin belki yıldızların enkazları başımızı ve diğer hayvanatın başlarını belki küre arzın başını belki dünyamızın başını kıracaklardı. Dağlar büyüklüğündeki taşları başımıza yağdıracaklardı ve bizi bu vatanı dünyevimizden kaçıracaklardı. Halbuki eskiden beri o yukarı alemlerdeki tahrip ve tamirden yani yıldızlardan vesairelerden dökülen o tahrip ve tamirden o enkazlardan medar ibret olarak yalnız birkaç semavi taşlar düşmüş ise de meteor taşları deniliyor. Birkaç tanesi düşmüşse de hiç kimsenin başını kırmamış. Onlar atmosfere gelince, atmosferden geçince, yeryüzüne ininceye kadar ufalıyorlar ve kimsenin başını da kırmıyorlar. İbret İbretnuma olarak da bazen düştükleri yerlerde de derin çukurlar açıyorlar. Ee, Rusya'da herhalde bu manada numuneler var. Hem zeminin yüzünde her sene mevt ve hayatın değişmeleri Evet, demin okuduk şöyle bir cümle geçmişti. Eğer yeryüzündeki bu devamlı temizlik, süpürme, dikkat ile bakmak olmasaydı bütün hayvanların yüz bin milletleri yani canlıların hayvandan kasıt canlıların yani bütün canlıların yüz bin milletleri evet bu arzın yüzünde boğulacaklardı. Hele hele biz insanlar bu konuda çok daha belki dayanaksızız biz de belki boğulacaktık yaşayamaz duruma gelecektik. Biz şu anda yaşıyorsak, nefes alıp veriyorsak, aldığımız nefesler ile beraber kanımızda meydana gelen temizlikle her an Kudüs isminin tecelliyatını yaşıyoruz. İşte şuur olarak, bilinç olarak da Kudüs isminin bu manadaki cilvesini tefekkürî nazarımızda sürekli canlı tutmalıyız. Ve bu şekilde Rabbimizin bu ismini zikretmeliyiz. Allah ile irtibatımızı Kuddus ismiyle sağlamalıyız. Tabi sadece Kuddus ismi değil, biz şu anda Kuddus ismini okuyoruz. Diğer isimler de bu manada bizleri çeşitli mana, çeşitli şekillerde davet ediyorlar. Ee, ve onların da onlara da bakarak Cenab-ı Hak ile irtibatımızı inşallah kuvvetlendirmeye gayret edeceğiz hem zeminin yüzünde her sene mevüt ve hayatın değişmeleri ve dövüşmeleri yüzünden yüz binler hayvanat milletlerinin cenazeleri ve iki yüz bin nebatatın taifelerinin enkazları ber ve bahrin yüzlerini karanın ve denizlerin yüzlerini fevkalade öyle kirleteceklerdi ki zi şuur o yüzleri değil sevmek şuur sahibi varlıklar bizler bırakın o yüzleri değil sevmek, aşık olmak, belki öyle çirkinlikten nefret edip mevte ve ademe kaçacaklardı. Yani öleceklerdi. Evet, ber ve bahir, kara ve deniz. Yüz binler hayvanat milletlerinin cenazeleri ve bir de nebatat taifelerinin, ona da 200 bin diyor. O zamana göre 200 bin, şimdi milyonu geçmiş çeşitleri ve nevleriyle. 200 bin nebatat taifelerinin enkazları, hayvanat milletlerinin cenazeleri, karayı ve denizi ve yüzlerini öyle kirleteceklerdi ki, şuur sahibi canlı varlıklar olan bizler ve diğer hayvanat, o yüzleri değil sevmek, aşık olmak, belki öyle çirkinlikten nefret edip, mevte ve ademe kaçacaklardı, ölüp gideceklerdi. Bir kuş kolayca kanatlarını ve bir katip rahatça sayfelerini temizlediği gibi bu tayyare arzın ve bu tuyuru semaviyenin tayyare arz tuyuru semaviye yani tuyuru semaviyenin kanatları ve bu kitabı kainatın sayfeleri de öylece temizleniyor, güzelleşiyor ki ahiretin hadsiz güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar dünyanın bu temizliğine ve bu güzelliğine aşık olurlar, perestiş ederler. Gerçekten biz bir yeri ne kadar temizlesek de kainattaki değil mi? Bir bahar mevsiminde kırlara çıktığımız zaman ormanlardaki o güzel, o temiz havayı ne kadar temizlemeye çalışsak da o fıtri temizliği yakalayamıyoruz. Ahiretin hadsiz, hadsiz güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar dünyanın bu temizliğine, bu güzelliğine aşık olurlar. Perestiş ederler. Evet, ahiretin hadsiz güzelliklerini de iman ile beraber ki biz iman ediyoruz, görmeyi Cenab-ı Hak inşallah cümlemize nasip etsin. Demek bu saray alem ve bu fabrikayı kainat ismi Kuddüs'ün bir cilve-i azamına masardır ki o tanzif-i kutsiden gelen emirleri değil yalnız denizlerin akilü lahm tanzifatçıları denizlerin et yiyen temizleyici memurları ve karaların kartalları belki kurtlar ve karıncalar gibi cenazeleri toplayan sıhhiye memurları dahi dinliyorlar. Allah'ın Kudüs isminin emrini sıhhiye memuru diye burada ifade buyurduğu cenazeleri toplayan karıncalar, kurtlar. Evet, kurtlar o leşleri yiyorlar, vahşi hayvanlar o leşleri yiyorlar, kartallar o leşleri yiyorlar. En küçük e, parçacıklarını da karıncalar temizliyorlar ve onun için onlara sıhhiye memurları diyor Bediüzzaman Hazretleri cenazeleri toplayan sihye memurları dahi Cenab-ı Hakk'ın Kuddus ismini dinliyorlar. Allah Allah. Belki o kutsi evamiri tanzifiyeyi bedenden cereyan eden kandaki küreyvatı hamra ve beyza dahi dinleyip yani Cenab-ı Hakk'ın o temizleyici olan emrini her insanın vücudundaki al yuvarlar ve ak yuvarlar küreyvatı hamra, küreyvatı beyza dahi al yuvarlar ve ak yuvarlar dahi dinleyip bedenin hüceyratında tanzifat yaptıkları gibi hücrelerimizde kan hücrelerinde gerekli olan temizliği yaptıkları gibi nefes dahi o kanı tasfiye eder temizler. Aldığımız nefesle aldığımız hava ile kan temizlenir. Al yuvarlar ve ak yuvarlar dahi Allah'ın kuddüs emrini dinleyip kan hücrelerini temizliyorlar. Bedenin hücreatında tanzifat yaptıkları yani temizlik yaptıkları gibi nefes dahi o kanı tasfiye eder temizler. Biz farkında olmadan aldığımız nefesler kanımızı temizliyor. Farkında olmadan aslında bizim aldığımız nefesle biz adeta ya kuddus diyoruz. Bir de bilinçli bir şekilde bunun farkına varıp dememiz gerekecektir. İşte şu anda da bilinçli bir şekilde inşallah bunun farkına varıyoruz. Ve o emri göz kapakları daha neler kudüs isminin emrini dinliyorlar. Göz kapakları gözleri temizlemek ve sinekler kanatlarını süpürmek için dinledikleri gibi koca hava ve bulut dahi dinler. Evet, şuursuz diye düşündüğümüz veya öyle değerlendirdiğimiz şuursuz diye, bilinçsiz diye düşündüğümüz bulut dahi, hava dahi, rüzgar dahi Allah'ın Kuddus ismini dinler ve kainatta bu temizliği yapar. Hava zeminin satına, yüzüne konan toz toprak gibi süprüntülere öf üfler, tanzif eder. Evet, toz toprak gibi süprüntülere üfler, tanzif eder. Hava. Rüzgar, bulut süngeri zemin bahçesine su serper. Temizliği anlatıyor. Cilve-i kuddusu anlatıyor. Toz toprağı yatıştırır. Sonra gökyüzünü çok zaman kirletmemek için çabuk süprüntülerini toplayıp kemal intizamla çekilir, gizlenir. Bulut. Göğün güzel yüzünü ve gözünü silinmiş ve süpürülmüş parıl parıl parlar gösteriyor. Yani geldi bulut, temizliği yaptı, o ilahi emre uyduğunu gösterdi itaatkar bir şekilde ve göğün güzel yüzünü ve gözünü silinmiş ve süpürülmüş parıl parıl parlar gösteriyor. Ve o evamiri tanzifiyeyi Allah'ın o temizlik emrini Evet, Allah temizdir ve temizleyicidir ve temizlenenleri de sever, tevbe edenleri de sever. Ve o evamili tanzifiyeyi, o temizlik emirlerini başka kimler dinliyor? Yıldızlar, unsurlar, madenler, nebatlar dinledikleri gibi yani bitkiler taifesi de dinledikleri gibi. Madenler, unsurlar, yıldızlar dinledikleri gibi. Yani unsurlardan kasıt hava, su, güneş ve toprak. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın temizleme emrini dinledikleri gibi, temizleyici emrini dinledikleri gibi bütün zerreler dahi dinliyorlar ki hayret engiz tahavvülat fırtınaları içinde o zerreler nezafete dikkat ediyorlar. Bir yerde lüzumsuz toplanmıyorlar, kalabalık etmiyorlar. Mülevves olsalar çabuk temizleniyorlar. Yani kirlenseler hemen çabuk temizleniyorlar. En temiz ve en nazif ve en parlak ve en pak vaziyetleri en güzel, en saf, en latif suretler almak için bir destek hikmet tarafından sevk olunuyorlar. Kainatın sürekli Cenab-ı Hakk'ın idaresinde ve tasarrufunda ve terbiyesinde olduğunu bu tefekkürü tabloyla müşahede ediyoruz aziz kardeşler. İşte bu tek tek bu tek fiil yani bir tek hakikat olan tanzif ismi kuddus gibi bir ismi azamdan kainatın daire-i azamında görünen bir cilve-i azamdır ki doğrudan doğruya mevcudiyeti rabbaniyeyi ve vahdaniyeti ilahiyeyi esma-i hüsnası ile beraber güneş gibi geniş ve dürbün gibi olan gözlere gösterir deminden beri okuduğumuz cümleler ve seyrettiğimiz, temaşa ettiğimiz bu manalar sadece bu temizlik faaliyeti, yeryüzündeki temizlik faaliyeti, bu tek fiil yani bir tek hakikat olan bu temizlik faaliyeti ismi Kuddüs gibi bir ismi azamdan kainatın daire-i azamında görünen bir cilve-i azamdır. Kainat bu cilve-i azamın tezahürü olarak tertemiz ve berrak. Ki doğrudan doğruya mevcudiyet Rabbaniye'yi, Allah'ın varlığını ve vahdaniyet ilahiyeyi ve bu bütün temizliği dünyanın ve kainatın her tarafında yapan Allah'ın birliğini ve tek olduğunu Esma-i Hüsna'sı ile beraber güneş gibi geniş ve dürbün gibi olan gözlere gösterir. Evet nasıl ki Risale-i Nur'un çok cüzlerinde kat'i bürhanlarla ispat edilmiş ki ismi hakem ve hakemin bir cilvesi olan fiili tanzim ve nizam ve ismi adil ve adilin bir cilvesi olan fiili tevzin ve mizan yani her şeyde denge ve muvazenenin var oluşu. ve ismi cemil ve kerimin bir cilvesi olan fiili tezin ve ihsan yeryüzünde cemil isminin ve kerim isminin tecelliyatı görünürü olarak bir fiili tezin ve ihsan var. Çıktığımız zaman hele hele bahar mevsiminde değil mi? Ağaçlar çiçek açmış, badem ağaçları çiçek açmış ve her taraf papatyalarla gülüyor, lalelerle gülüyor, değişik çe çeşit çeşit enva çeşit çiçeklerle yeryüzü tebessüm ediyor. İşte Cemil ve Kerim'in bir cilvesi olan fiili tezzin ve ihsan ve ismi Rab ve Rahim'in bir cilvesi olan fiili terbiye ve in'am, Rab ve Rahim isimlerinin cilvesi olan terbiye fiili, in'am fiili. Aman ya Rabbi, muhteşem bir terbiye var. Gökyüzünde de bu terbiyeyi görüyoruz, yeryüzünde de görüyoruz. Denizlerde de görüyoruz, ormanlarda, dağlarda da görüyoruz muhteşem bir terbiye var. Vücudumuzda da görüyoruz. İşte seher vakti yediğimiz yemekler veya önceden yemiş olduğumuz saatlerce önceden yemiş olduğumuz yemekler biz farkında olmadan çeşitli terbiye fiillerinden geçerek vücudumuzda gerekli işlemleri görüyorlar. Bu daireyi azam fiili terbiye ve inam bu daireyi azam alemde her biri bir tek hakikat ve bir tek fiil olduklarından bir tek zatın vücubu vücudunu ve vahdetini gösteriyorlar. Evet bütün bu isimler her biri bir tek hakikat ve bir tek fiil olduklarından yani Cemil ismi bir hakikat ve bir tek fiil olarak yeryüzünü güzelleştiriyor. İnsanları güzelleştiriyor, kelebekleri güzelleştiriyor, ormanları güzelleştiriyor, bağ bahçeleri güzelleştiriyor. Bir tek zatın vücubu vücudunu ve vahdetini gösteriyorlar. Çünkü her tarafta tezahür eden, tecelli eden bu fiiller aynı. Yağmur Amerika'da da yağıyor, Türkiye'de de yağıyor, ve dünyanın diğer yerlerine de yağıyor. Temizlik fiili aynı. Rüzgar dünyanın dört bir tarafında aynı şekilde esip temizliğini yapıyor. Aynen öyle de ismi kuddüsün bir mazharı ve bir cilvesi olan fiili tanzif ve tatir yani temizleme fiili o zatı vacib vücudun hem güneş gibi mevcudiyetini hem gündüz gibi vahdaniyetini gösteriyorlar. Evet okuduğumuz bu cümleler gerçekten kuddüs ismini Kudüs isminin bütün yeryüzünü kuşattığını görmüyor muyuz? Görüyoruz. Güneş gibi Cenab-ı Hakk'ın varlığını göstermiyor mu? Her taraftaki bu temizlik fiili gösteriyor. Gündüz gibi her taraftaki bu fiilin birliği Allah'ın vahdaniyetini, birliğini göstermiyor mu? Evet gösteriyor. Ve meskur tanzim, tevzin, tezgin, tanzif misüllü bu nizam, bu intizam, bu denge, bu süslemeler, bu tanzif, bu temizleme fiili müsüllü, o efali hakimane, azami dairede, vahdet-i neviyeleri noktasında bir tek sani vahidi gösterdikleri gibi, bir tek sani vahidi gösterdikleri gibi, Esma-i Hüsna'nın ekserisinin, belki bin bir esmanın her birinin böyle birer cilve-i azamı bu daire-i azamda vardır ve o cilveden gelen fiil büyüklüğün nispetinde vuzuh ve katiyetle vahidi ehadi gösterir. Muhterem arkadaşlar burada kendimin edindi bir dersi şöyle bir cümleyle ifade etmek istiyorum. İşte baş tarafta işaret-ül şükrü örfiyi hamdin manası olarak okuduktan sonra bütün bu manaların farkına varabilmek için bu fiillerin farkına varabilmek için o cilveden gelen fiil büyüklüğü nispetinde vüzuh ve katiyetle vahide ehadi gösterdiğinin farkına varabilmek için şükrü örfiyi ifa edip uzuvlarımızı, gözümüzü, kulaklarımızı, aklımızı, fikrimizi hatta hayalimizi şeriatın emrine imtisal ederek yani Allah'ın emirleri dairesinde kullanarak helal dairede kullanarak ilahi emirler dairesinde kullanarak inşallah bu şuura da vasıl olacağız. O zaman ruhumuza emanet bırakılan o örnek, o numuneler tecelli ettiği aleme bir pencere olarak pencere olacak ve bize o ismin cilve-i azamının tecelliyatını seyrettirecek. Evet, her şeyi kanun ve nizamına itaat ettiren hikmeti amme ve her şeyi süslendirip yüzünü güldüren inayeti şamile ve her şeyi sevindirip memnun eden rahmeti vasia ve zihayat her şeyi beslendirip lezzetlendiren rızkı umumi iaşe ve her şey umum eşeğe münasebetdar ve müstefit ve bir derece malik eden hayat ve ihya gibi kainatın yüzünü güldüren, ışıklandıran bedi hakikatler ve vahtani fiiller ziya güneşi gösterdiği gibi bir tek zat hakim, kerim, rahim, rezak, hay ve muhiyi kendisi diri ve aynı zamanda can verip hayat verip dirilten muhyiyi bil ve daha gösteriyorlar. Eğer her biri birer bürhanı bahir vahdaniyet olan o yüzer geniş fiillerden tek birisi vahide ahade verilmezse yüzer vecihte muhaller lazım gelir. Evet muhterem arkadaşlar. Küreyvat-ı Hamra ve Beyza denilen al ve ak yuvarlar Kudüs emrini dinliyorlar. Hava... ...unsuru, rüzgar unsuru... ...Kuddüs e emrini dinliyor. Yeryüzünde temizlik yapan... ...yağmur, kar... ...temizlik emrini yani Kudüs ...emrini dinliyorlar. Acaba... ...bizler de... ...fiillerimizde... ...davranışlarımızda... ...ahlakımızda manevi temizliği gerçekleştirmek için Kur'an'ın ilahi emirlerini dinliyor muyuz ve kadar dinliyoruz? Eminim ki akıl uzvumuzla da biz Kur'an'a muhatap olup ilahi olan o emirleri dinleyip o dairede yaşarsak fiil ve davranışlarımızı ahlakımızı o manada güzelleştirirsek yani temizlersek o zaman manevi yönden de tertemiz olacağız. Evet, manen de Allah'ın huzuruna tertemiz inşallah. Gitme duası ve niyetini edelim inşallah. Ee, buna da vesile olacak olan e, samimi bir tevbe ve istiğfarı bir tevbe değil, çok tevbeleri getirmemiz gerekiyor. Çünkü ee, Cenab-ı Hak tevbeyi bize emrediyor. Ve buyuruyor ki ey iman edenler ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahi tevbeten nesuha nasuh bir tevbe ile kararlı bir tevbe ile tevbe ediniz. Ey iman edenler. Bu tevbe bu temizlik faaliyetimizin de öncüsü olacak. Onun için dualarımızın kabulüne vesile olmak üzere yine Bediüzzaman Hazretleri Der ki e, tevbe ma, e, duanın kabulüne vesile olmak üzere e, salatu selam ile yani salavat ile duaya başlamalı ve salavat ile bitirmeli. iki makbul dua arasındaki bu dua da makbul olur. Fakat öncesinde de tevbe ile temizlenmeli ve tevbe ile o temizliği yapmalı. Onun için tevbeye bizim sürekli ihtiyacımız var. Tevbe nasuhun anlamında şu mana var. Nasihatı nefsimize dinlettirmek, işlemiş olduğumuz o hata ve kusuru pişman olup bir daha işlememek üzere tevbe etmektir. Ve kararlı olmaktır. Ve bir daha o günaha dönmemek üzere kararlı olmaktır. İnşallah bu manevi temizliği de fiillerimizde ve ahlakımızda gösterirsek eminim ki her bir Müslüman olarak bizler canlı birer vaiz, canlı birer tebliğci olacağız. O zaman insanlar bize bakarak hal, hareket, taz ve davranışlarımıza bakarak bizden, davranışlarımızdan, ahlakımızdan gereken o güzel mesajları alacaklardır. Üstad Hazretlerinde bu manada güzel bir müjdesi var eğer biz ahlak-ı İslam, hakayık-ı imaniyenin kemalatını ve ahlak-ı İslamiye'yi yani ahlak İslam'ın güzel ahlakını ve iman hakikatlerini efalimizle, fiillerimizle izhar etsek, gösterebilsek diğer sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyet'e girecekler. Belki küre-i arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dehalet edeceklerdir dahil olacaklardır. Bugün işte bu tefekkürü dersleriyle hem alemimizi temizlemek hem Cenab-ı Hak ile olan irtibatımızı bu tefekkürü okumalarla kuvvetlendirmek ve inşallah davranışlarımızla da ahlakımızla da güzel bir ayna olarak bu hakikatlerin tebliğcisi olalım hep beraber inşallah. Son paragrafı okuyacağım arada zaman azaldığı için bir atlama yapıyorum. Evet kainat sarayını tertemiz tutan bu ulvi, umumi, tanzif elbette ismi Kuddüs'ün cilvesi ve muktezasıdır. Evet nasıl ki bütün mahlukatın tesbihatları ismi Kuddüs'e bakar. Öyle de çünkü tesbih demek Cenab-ı Hakk'ı her türlü noksanlıktan uzak tutmaktır. Ya Rabbi sen her çeşit kusurdan mukaddessin, uzaksın, münezzehsin, müberrasın, muallasın anlamına geliyor. Öyle de nasıl ki bütün mahlukatın tesbihatları ismi Kuddüs'e bakıyor, öyle de bütün nezafetlerini de Kuddüs ismi ister. Kötü hasletler, batıl itikatlar, günahlar, bid'alar manevi kirlerden olduklarını unutmamalıyız. Nezafetin bu kutsi intisabındandır ki en nezafetu minel iman hadisi nezafeti imanın nurundan saymış. Ve inna Allah yuhibbu't tevvabin ve yuhibbu'l mutatahhirin ayeti de tahareti, muhabbet ilahiyenin temizliği, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine, muhabbet ilahiyenin bir medarı, bir sebebi göstermiş. Evet, efalimizle bu güzelliklerin aynası olma duası ve dileğiyle Allah rızası için El Fatiha.